Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Selama karşı merhaba diye karşılık vermenin hükmü nedir? Bizim dinimize göre selam vermek sünnettir. Selam vermeyen bir insan günah işlemiş olmaz. Ama selam veren bir insan Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini o selam verdiği mümin kardeşlerine dua etmiş olur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi size olsun. Huzurla, saadetle, mutlulukla yaşayın. İşiniz, aşınız, her türlü durumunuz bereketli olsun anlamına geliyor. Hatta meleklerin duası, Allah'ın rahmeti, müminlerin rahmeti hepsi senin üzerine olsun demiş oluyor. Şu halde bir Müslüman selam vermemekle sorumluluk e, sorumlu olmaz ama bu selam vermenin mükafatından, bereketinden ve rahmetinden ve sevabından mahrum kalır. Peki, selam verilen kişinin durumu nedir? Selamı almak farzdır. Dolayısıyla bir insana selam vermişsek, o insan selamı almak zorundadır ve aleyküm selam demek mecburiyetindedir. Eğer selamı almazsa haram işlemiş olur. Dolayısıyla selam verene aleyküm selam demek şarttır, farzdır. Peki selamı verdik ama adam selam almadı. Başka bir şey söyledi. Merhaba dedi, nasılsın dedi. O zaman biz selamımızı aleyküm selam diyerek kendimize alırız. Ortada bırakmayız. O selamı kendimize geriye alırız. Şu halde bir Müslüman Müslümanlara selam vermeli. Müslümanlarda verilen selamı usulüne uygun, ve aleyküm selam diye almalı ama selam verdiğimizde selamı almayan insanlar ve kesinlikle selamını almayacağımızı tecrübe almayacağını tecrübeyle anladığımız insanlara selam vermeye gerek yok. Onlara merhaba nasılsın, iyi günler gibi bir ifadeyle, tatlı güzel bir ifadeyle muhatap olarak ifade etmek daha faydalı olacaktır.